Şimdi saat tarih alanını yaptık, nav alanını yaptık. Şimdi search arama alanına gelelim. Hemen arama alanına header'da gelelim. Arayı açalım. Forms'tan bir text field ekleyelim. Name'i search input olsun. Hemen arkasından bir tane buton ekleyelim. Name'i search submit olsun. Ayrıca bunların ID'leri de aynı olsun. ID'leri de aynı olsun. Burada da yine aynı şekilde. ID'leri de aynı olsun. Input alanında bir placeholder özelliği verelim. Buna da blok içi arama diyelim. 3 nokta koyalım. Şu anda bakarsak bu şekilde geldi. Şimdi biz search divine de aynı navda yaptığımız gibi saat tarih divini kopyalayalım, CSS özelliklerini. Buraya en alta yapıştıralım. Buraya da search diyelim. Şu an bakarsak yine margin top 10 piksel diyelim. Gayet güzel. Bundan sonra burada aslında search dibine değil de search input'a bu özellikleri verelim. Bakalım ne olacak. Search input'a özellikleri verirsek, evet, gayet güzel. Search input özelliği aldı. Temamıza bir daha bakalım. Şimdi bu butonumuz var. Butonumuzu bir export edelim biz. Şunları bir yine arka planı yok edelim. Şunu da yok edelim. Şu şekilde kalsın. Insert rectangle slice diyelim. Export selected slice demeden önce PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Search buton BG diyelim. Daha sonra bu slice'ı kenara çekip şu search acaba rengini değiştirebilir miyiz? Evet, değiştirebiliyoruz. Bunu yeşil yapalım. Slice'ı yine üstüne aynı şekilde yerleştirelim. Bunu tekrar export edip ne demiştik? Search buton BG alt tire hover diyelim. Şimdi bunun ID'si search submit'ti. Gelelim. Search submit. Şuna diyesi koyalım.
Search Submit diyelim. Hemen boyutuna bakalım. 32'ye 27. Width 32 piksel. Height. Height'ı 27 idi. 27 piksel diyelim. Öncelikle onu bir verelim. Evet. Daha sonra Search Submit'in background'unu verelim. Search buton BG. Background'unu verelim. Daha sonra box'tan bu left'ten width 32 eksi 32 piksel geri çektirelim. Evet, temamızın yolunu buna da verelim. Daha sonra buna border none diyelim. Google Chrome'da çıkan outline sıkıntısı var. Google Chrome'da baktığınızda hemen deneyelim. Buna F5 diyelim. Border'u gitti. Hemen Google Chrome'da gelelim. Buraya tıkladığınızda mesela şu text box'ın etrafı sarı oldu. Burada bu outline none diyerek bu sıkıntıyı giderebiliriz. Hemen bakalım. Outline none. Outline none derseniz gidecektir. Bizim burada sıkıntımız var. Bunun boyutlarıyla alakalı. Height'ını biz yine 32 piksel yapalım. F5 diyelim. 32 piksel oldu. Fakat hala sıkıntılar devam ediyor. Search Submit'e tekrar bakalım. Background'una öncelikle no repeat diyelim. Burada center diyelim. Tekrar center diyelim. Tamamen ortala diyelim. Save all diyelim. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Şu an içine oturdu gibi duruyor. Fakat hala sıkıntı devam ediyor. Tekrar bir revert edelim. Search submit'imizin height'ını da tekrar 27'ye çekelim. Oturdu ama boşluk var gibi duruyor ama burada boşluk yok. Bakarsak 26, 28, 29 yapsak bunu. Save all diyelim.
Tekrar F5 diyelim. Hala sıkıntı devam ediyor. Resmimize bakalım bir. Onun özelliklerine bakalım. 32'ye 27. Özelliklere tekrar bakalım. 32'ye 27 diyor. Burada 27 piksel doğru. Bizim içeriğimiz 31 piksel olmuş. 31. Aslında orijinalinde 26. Hemen Dreamweaver'a gelelim. Search input 26 diyelim. Search input. Burada biz line height var. Line height'ı 26 olsun. Tekrar bakalım. Burada beyazlıklar var. Bunları tekrar export edelim. Insert rectangle slices, export selected slices, search button BG diyelim. Şimdi bakalım. Yine aynı. Search submit. Background center center. Height'ı da 27 olacak. Background no repeat, border none. Border none'ı kaldıralım bir. O zaman da daha büyük sıkıntı olacak. Boyutu width'i 32, height'i 27. Doğru. Margin left'ten mi sıkıntı çıkardı? Onu x diyelim. Şimdi bakalım. Margin left'ten kaynaklı olan bir sıkıntı değil. Biz buna box'ına top'tan 1 piksel 32 az diyelim, 33 diyelim. Save all diyelim. Burada buton özelliği de çalışmıyor gibi geldi bana. Put type buton name. Bunu bir cut diyelim. İsmini keselim. Design'a gelelim. Şurası search input. Search input'tan sonra bir buton eklettirelim. ID'si bu olsun. Add form tag. No. Submit yerine
boşluk olsun. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Bu input type. Peki search submit, search submit'in hover'ı background image'i neydi? BG alt-tire hover. BG alt-tire hover diyelim. Evet, geldi. Şimdi search submit'e kitaptan 3 piksel boşluk verdirelim. Aynı zamanda buradaki etkileniyor ama buradaki etkilenmiyor. Buradaki etkileniyor. Burada bir tane search submit varmış zaten. Bunun çözümüyle bir dahaki derste görüşürüz.